Bir ilişkiye baktığınızda, hani bir çift ilişkisine baktığınızda, hani ilişkinin de ideal demeyelim de sağlıklı olduğunun göstergeleri, yani bu ilişkide evet sağlıklı tarafları şunlardır. Yani olması gereken, daha desteklenmesi gereken ilişkide özellikle hangi noktalar vardır? Mesela burada hangi konulara daha çok dikkat etmeliyiz? Aslında birbiriyle bir ortak platformda buluştuktan sonra bazal, minimum, asgari bir iletişimden söz ediyorum. Dinleyebildiğimiz, aktarabildiğimiz, anlatabildiğimiz, anladığımızı karşımızdakine hissettirebildiğimiz, yani empati kurabildiğimiz bir ilişki temel ve esas. Çoğumuz karşımızdakini dinleyemiyoruz ve kendi şemalarımız, bilişsel çarpıtmalarımız, kendi geçmiş deneyimlerimizin filtresinden geçirerek anlıyoruz ve yanlış anlamalara çok açık oluyoruz. İşte çok size göre çok masum bir şey. Örneğin işte ya ben senin şu davranışına hoşgörü gösteriyorum ama sen neden bana böyle dediğinde özellikle eril bir kişi şey diyebiliyor. Ne demek hoşgörü gösteriyor? Sen kimsin bana hoşgörü gösteriyorsun diye bir şeyle çıkabilir. Çünkü hoşgörü gösterilmek onun için belki zafiyet, zayıflık, belki çok küçük düşürücü bir durum. Belki eşitlik, simetrik değil de birisi üstten yaklaşıyor gibi hissedebilir. Dolayısıyla aslında çok geçmişimizin filtresinden süzülerek geliyor. O nedenle şimdi ve burada olabilmeyi ve karşımdaki bana neyi söylüyor, hani ben ne zannediyorumu anladıktan sonra sormak, rahatsızlığımızı ben diliyle dile getirebilmek, daha sonra karşımızdakinin söylediğine inanmakla mükellefiz. Yani bir insana güven nasıl anlarız güvenip güvenemeyeceğimizi? Bir indikatörü, ölçme sistemi var mı? Yok, güveniyoruz. Aldatırsa aldatıyor, yalan söylüyorsa ortaya çıkana kadar güveniyoruz. Ortaya çıkınca güvenimiz kırılıyor. İnanmak durumundayız karşımızdakine, bu şansı vermek durumundayız ve onun ihtiyaçlarına, onun kendini var etmesine alan açabilmeliyiz. Ama bunu yaparken kendimizi yok etmeden, kendi alanımıza da sahip çıkarak. Benim gördüğüm insanların pek çoğunun meli malılarla uğraşmaktan, hani ne nasıl olmalı, bana böyle diyemez, bana şunu yapmalı, bunu almalıyız, şöyle olmalıyım. Hem kendileriyle ilgili hem ötekilerle ilgili idealleştirilmiş, çoğunlukla patriyarka, popüler kültür, kapitalist sistem tarafından hepimize dayatılan şeylere erişmeye çalışırken hem kendiliğimizden hem de ilişkiden uzaklaşıyoruz. O yüzden sağlıklı diyebileceğimiz bir ilişki birlikte gelişebildiğimiz bir ilişkidir. Çünkü hiçbirimiz durduğumuz yerde durmuyoruz. O yüzden ideal partner eğer siz hani o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır ya kendini gerçekleştirme basamaklarında yukarılara çıktığınızda partneriniz diğer aşamalardan birindeyse aranızdaki makas açılıyorsa o zaman sağlıklı bir iletişimi kurmak çok mümkün olmayabiliyor. Bu paralelliği sağlayabilmek önemli, dinlemek. Bir başka gördüğüm şey, insanlar kendi ihtiyaçlarını bilmiyorlar. Yani neye ihtiyacın var senin diye bireysel psikoterapilerde ya da ilişkilerde sorduğumuzda, benim neye ihtiyacım var sorusunun cevabını duyamayabiliyoruz. Bir başka şey de insanların kendi ihtiyaçlarının, ideallerinin, hayallerinin peşinden gidebilmeleri, birbirlerinin gelişimlerini destekleyebilmeleri ve açık iletişimi sürdürebilmeleri. Bundan sonrası kolay oluyor. Şöyle kolay oluyor, çok zor, kolay hiçbir şey yok ama asgari düzeyde bunu sağlayamadığımızda birçok sorunu birçok teknikle çözmeye çalışsak da kişi tekrar o ilk formuna geri dönebiliyor.